Merhaba arkadaşlar, ben Sparş TV'den Zahit. Bugün dünyanın en iyi oyunu Aragami oynayacağız. Önceki bölümde kendimizi anlamaya çalıştık. Ne yapıyoruz, amacımız ne diye içimizi yedi durdu. Bir de oyuna alıştık, tuşları öğrendik. Şimdi devam ediyoruz. Daha fazla adam keseceğiz. Geçen sefer yılan, bu sefer tilki. Bakalım bir sonraki bölüm hayvanat bahçesinde hangi hayvanı tanıyacağız? Evet, yine gördüğünüz gibi bir görü, bir vizyon. Yine oldu. Ne oldu? Hayırdır? Yamiko, bir şey gördüm. Bir görü. Ben de gördüm. Bizim aramızda bir bağlantı oluşturdu bu ritüel. Ne diyor? Sanki diyor ben daha önce görmüştüm. Bunun anlamı ne diyor? Kim bilir diyor. Ritüel hakkında bayağı şeyler anlatılıyor diyor. Yakında anlarız inşallah diyor. İnşallah. Hadi diyor, şafak sökmeden hareket etmemiz lazım. Neden? Neden? Çünkü sana söylemedim mi? Sen gölgeden oluştun. Güneş ışığı sana değerse şeyler olur. Evet, bana söylediğin için teşekkür ederim. Özür dilerim diyor. Espri yapıyor. Tabii söz konusu olan bizim hayatımız. Parşömenlerden bahsedelim arkadaşlar. Daha önce aslında biraz söylemiştik. Bunları alınca yetenek kazanıyorsunuz. Farklı öldürme teknikleri falan kazanıyorsunuz. Parşömenlerden dediğim gibi farklı öldürme yetenekleri kazanıyorsunuz. Gölgelerde birkaç saniye dur diyor. Eğer diyor ışık senin enerjine emliyse. Duruyoruz. Gördüğünüz gibi sırtımızda, pelerinimizde doluyor gücümüz. Böylelikle kolay bir şekilde karşıya geçeceğiz. Geçelim. Zıplayabiliyorsun diyor bu şekilde. Aslında bir önceki bölümde zaten bunu göstermiş oldu. Göstermişti yani. Ama tekrardan üstünden geçiyoruz. Evet, ikinci chapter. Tapınağı görüyor musun diyor. Bizim ulaşmamız gereken yer orası diyor. Hedefimiz orası. Niye? Niçin? Orada bir hayvan var diyor. O hayvan diyor bize yardım eder diyor. Hayvan mı? 88 metre arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Evet diyor. Magic'li bir hayvan. Büyülü bir hayvan diyor. Onu bulman lazım diyor. Beni belki kurtaracak mı diyor bu hayvan. Bu arada sana diyor Aragami diyebilir miyim? Bu ayıp ediyorsun kanka. Tabii ki diyebilirsin. Yalnız biraz geç olmadı mı? 1000 kez Aragami dedikten sonra. Sanırım diyebilirsin. Şimdi burada da çeşit çeşit adam kesmeler yapacağım. Arkadaşlar ben bu oyunu gördüm, mutlaka oynamam lazım dedim. Bizim çocukluğumuzda ninja filmleri çok modaydı. Bu adam var mı? Var. Hemen bunu bir keselim, sonra devam edelim. Buyurun. Bütün ninja filmlerini izlerdim arkadaşlar. Böyle dumanlar, sinsilikler, karanlık ortamlar vesaire vesaire. Film biterdi, odanın kapısını kapatıp kendi kendime hoplayıp zıplardım. Uçan tekmeler, deli yumruklar filan. Şey vardı, bizim komşu çocuğu Mete vardı. Onun babaannesinin çarşafını alırdım. Boyumuz, ben ondan uzundum. O yüzden beni dikkate alırdı babaanne. Onun çarşafını alırdım, giyerdim. Şunu da bir öldüreyim. Tamam. Sonra onunla ninjalık oynardım. Onunla derken çarşafla. İşte kardeşlerimi döverdim. Sonra annemle kapışırdım. Neo'nun mermiden kaçması gibi Matrix'te. Ben de annemin terliklerinden kaçıyordum. Efsane günlerdi guys. Efsane günlerdi. Artık geride kaldı. Ben şu sıralar yani hiç ninja filmleri görmüyorum. Ama o zamanlar bayağı bir modaydı, trendti. O babaanne de büyük ihtimal vefat etmiştir arkadaşlar. Allah rahmet eylesin. Bayağı yaşlıydı. Etmediyse de zaten Rockefeller'den uzun yaşamıştır kendisi. Kendisine sağlık, esenlik, mutluluk diliyorum. Büyük ihtimal yaşıyorsa zaten benim videomu izliyordur. Ortam, ambiyans nasıl arkadaşlar? Japon mezarlığı falan. Lan gördün mü beni? Bakın soru işareti, hemen ışın kılıcı. Ama ben onun aklını alacağım, durun siz. Oba! Gördüğünüz gibi yine ışın kılıcı bize sökmedi.
Bu arada arkadaşlar, kanalımıza abone olursanız çok memnun edersiniz bize. Konuyla alakalı bir tane de VTR koyacağım. Daha önce zaten çok gördünüz ama neydim ne oldum diyebileceğiniz bir görüntü. Killerimize devam ediyoruz. Harita gittikçe büyüyor farkındaysanız. İlk bölümde gidebileceğimiz yerler daha sınırlıyken şimdi daha geniş bir harita var. Ama gideceğimiz tapınağı gördük. Zaten 88 metre falan diyor. Çok uzak değil. Ama yine de dikkatli olmamız lazım. Adamlar var çünkü her an çıkabilir. Onlar bizi fark edemiyor bazen. Bazen biz de onları fark edemiyoruz. Aralardan maralardan çıkabiliyorlar. Dikkatli olmamız lazım. Işıkta da fazla kalmamamız lazım. Mesela burası pusu mekanı ama kimse yok. O yüzden pusmaya gerek de yok. Evet, sesler geliyor. Eyvah, gördün mü beni? Bak şimdi burada bir tanesi görüyor, ötekine haber vermiyor. Kendi kendine kılıcını alıyor. Halbuki ikisinin de tetikte olması lazım. Bak yine soru işareti. Şimdi kafandaki tüm soru işaretlerini hop çözdüm. Çok kolay bir şekilde çözdüm. Yani büyütülecek şeyler değil bu soru işaretleri. Kankayı da bir alalım. Evet. Atlayamıyoruz. Hayır. Neden atlayamıyoruz? Çünkü gölgemiz bitti. Işıktayız. Şöyle gölgede tekrar dolalım. Şarjımızı dolduralım. Onu alacağız. Onu alacağız, merak etmeyin. Zaten bizim tarafa dönmedi bile. Çok kolay oldu. Arkadaşlar, bu kadar kolay olmasını ben de beklemiyordum açıkçası. Şimdi aslında bütün adamları öldürmeye çalışıyorum ben. Normalde böyle bir zorunluluğumuz yok. Çünkü önemli olan yani almamız gereken şeyleri almak. Mesela şimdi hayvanı bulmak bizim görevimiz. Ama ben öldürmeden duramıyorum. Yukarı gel Aragami. Geldim. Geldim kardeş. Bize yolu gösteriyor. 30 metre kaldı. Ama aşağılarda adam olması lazım. Onlar bizi görmeden bizim onları görmemiz lazım ki 3 tane şu an çıktı. Bence daha fazlası da var. Son derece dikkatliyiz. Bakın. Kapıyı tut. Ondan sonra kuşu tut. Cevheri tut. Bu ne lan diyor. Bunlar Hikaru'nun emirleri diyor. Çok konuşma diyor. Hikaru'nun emirlerini yerine getirmemiz lazım diyor. Bir kuş ne yapabilir ki diyor. Yani bizim yaptığımız iş mi burada diyor. 5000 tane adam bir tane kuşu tutuyoruz diyor. Şimdi diyor ki öteki de Hikaru'yu sinirlendirme, bak ileri geri konuşma diyor. Hikaru sinirleniyor. Hikaru'yu kızdırmak istemezsin diyor. Onu hiç sen kızgınken gördün mü? Oo. Burada da bir tane paragraf var. Şimdi kitap okuyacak vaktimiz yok arkadaşlar. O yüzden şunlara konsantre olmam lazım. Bunlar da konuşuyorlar ama ayrılmıyorlar. Konuşmalarının bitmesini beklemem lazım. Biraz saygılı olmam lazım. Başka adam kalmadı herhalde. Onları da aldık mıydı iş bitiyor. Gevezeliğinizi bir bitirirseniz tamam diyor. Düşünmeyi bırakacağım diyor. Düşünmeyeceğim diyor. Sadece takılacağım buralarda diyor. Evet, ayrılmaya başladılar mı? Sen sırtını döndün güzel. Sen de ama hala yakınlar. Bir anda nanayta olabiliriz ama bu herif bize doğru geliyor. Önce bunu alacağım. Önce bunu alacağım. Gel buraya. Hop. Ah falan değil. Elim hafiftir bebek. Şunu da alalım. Tamamdır. Herhalde burada adam kalmadı. Şuradan gidersek gördüğünüz gibi geldik. Let's free. Hadi serbest bırakalım. Arkadaşlar, kuşu salıyorum şimdi. Güzel manada. Saldım kuşu. Kuş karga. Kargayı saldım arkadaşlar. Güzel zamanlama diyor. Onu durdurmaya çalışacağım diyor. Kuşu durdurmaya çalışacak herhalde. Galiba yani görevi tamamladık. Oyunun bitmesi lazım. Oyunun bitmesi lazım. Şimdi öttürüyorum. Daha yer var ama.
Buradan çıkacağız. Ama çıkışı nerede? Şimdi birisi bana çıkışı göstersin. Evet, şurada. Hop, buradan da atlıyoruz. 29 metremiz kaldı. Raven'ı takip et. Raven, kunduz. Kunduz muydu? Ne kunduz ya? Kuzgun. Allah'ım. Kuzgun arkadaşlar. Kargamsı bir şey. Akıllı bir yaratık. Normalde de. Bilmeyenler vardır. Zıpla. Güzel. 8 metre kaldı. Şuradan da zıpladık mıydı? Zıpladık. 37 oldu. 8 metreydi hani. Ya, kuş uçuyor herhalde. Ben kuşu takip ediyorum. Evet. Kuş buradaydı. Kaçtı. Tamam. Devam edelim. Burada önce bir gölgeden enerji toplayalım ki atlayabilelim şuraya. Adam madam kalmadı. Sadece devam ediyoruz yani. Başka bir şey yok. Evet. Onu buldum. Korkmuştu. Kuzgun da böyle arkadaşlar. Rengi çok hoş. Lacivert. Evet, yine bir görü. Yine bir savaş sahnesi. Bu dayıya doğru koşan benim herhalde. Kendimi gördüm herhalde. Ve tüm bu olayların şahidi demin az önce kurtardığımız Kuzgun. Ne oluyor? Ne oluyor? Aman Allah'ım. Evet, kuşu gördünüz. Bak, renkleri gerçekten güzel arkadaşlar. Genelde oyunun renkleri güzel. Ama kuzgunun rengi de bir ayrı güzel. Bu arada bilekliğim de yakıyor. Fark ettiniz mi? Dilleri tıkıp çıkı çıkı yapmak. Bu görüler tüh okuyamadım. Bilmiyorum diyor. Sanki ben oradaydım diyor. Sanki ben kullanıyordum. Işık kılıcını sanki ben kullanıyordum diyor. Yok diyor. Sende diyor gölge cevheri var diyor. Işık adaptasyonu yok diyor. Unuttun mu diyor. Sen böyle doğdun. Ben anlamıyorum diyor bu memorileri. Hafızayı ne oluyor diyor. Özür dilerim. Belki diyor şehre giderken çözebiliriz falan diyor. Bu kuzgun bize yardım mı edecek? Evet diyor. Kayon'un aktivitelerini o şey yapacak diyor. İzleyecek diyor. Bize cevherlerin yerini söyleyecek. Tılsımların, pardon. Tılsımlar mı? Kayo 6 tane tılsım barındırıyormuş. Onlardan bahsediyor. Onların hepsini aldığımda seni kurtaracak mıyım diyor. Evet. Raven sayesinde onları bulacağız diyor inşallah. Biraz yazıları hızlı geçiyorum. Aslında benim elimde ama dayanamıyorum böyle anladığım zaman. Yamiko, neden diyor bu kuzgun kilitli? Yamiko cevap ver. Belki diyor yanlış ellere geçmesini istemediler diyor, bizim gibi diyor. Neden sadece öldürmediler mi? Kilit, evet, öldürmediler mi? Kim bilir. Allah'tan öyle bir şey olmadı yani, gerçekten. Gerçekten öyle bir şey olmaması iyi. Şimdi şu adamcağızı. Luke, yol var, dağda bir yol var diyor, bizi çağırıyor. Daha fazla uzatmamak için hep aynı şeyleri yapıyorum. Adam öldürüyorum. Oraları hızlı geçtim arkadaşlar. Şimdi yolumuza devam ediyoruz. Yolumuza devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, ikinci bölümümüzün de sonuna geldik. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna basmayı lütfen unutmayın kardeşler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın. Gördüğünüz gibi A skorunu aldık. Bu arada bizim videolarımızın ne zaman geleceğini de kanal kapak fotoğrafından öğrenebilirsiniz. Daha önce de söylemiştik. Görüşmek üzere.